Evet, şimdi gelelim Murat Kurum'a. Bu arada bir tartışma programına ya da birlikte bir programa, ortak yayına çıkma çıkmama şeyi var. Gündemi var. Biz davet ettik. Ekrem Bey dediğim gibi kabul etti. Murat Kurum'dan da haber bekliyoruz ama ondan farklı farklı yanıtlar geliyor. Şimdi neyse, özetleyelim. Buyurun gelin efendim. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla aslında bir program yapsanız, bu konuda bir çağrıda bulunmak ister misiniz kendisine? Ya öyle bir dertleri yok Ferhat Bey. İstanbul'un meselelerini konuştuğunu görüyor musunuz? Gelip benle proje konuşamaz. Konuşamaz çünkü bilmiyor. Bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Böylesi bir ortama ben elbette ki evet derim. Hiç tereddütsüz olumlu karşılarım. Akşam benimle konuşamaz diyerek televizyonda canlı yayında İstanbul'u tartışma fikrine kapıları kapatan Murat Kurum, İmamoğlu'ndan tereddütsüz olumlu karşılarım çıkışı gelince hazırım dedi. Rakibini samimi bulmadığını da ekledi. İstanbul'un eğer sorunları konuşulacaksa, İstanbul konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. İstanbul'un metrosunu konuşacaksa, İstanbul'un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul'un geleceğini, İstanbul'un yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya, her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek. Öyle yok. Ne diyeyim? Acemi genel başkanım, acemi adayı, yapacak bir şey yok. Zaten hani biraz seviyesi düşük, ona cevap vermek istemiyorum. Bir ortak yayın olur mu efendim? Olursa da kimle olur diye üzerine bir daha soracağım. Bizim zaten paramızla bile ilan veremediğimiz 13 kanal var. Genel Başkanım ne TRT ne de 13 kanal, herhangi biri olur, sorun yok. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta sanat, spor ve iş dünyasından isimlerle bir araya geldi. 5 yılda 650 bin konut iddiasını yineledi. Deprem gerçeğini hatırlattı. Rakibi Ekrem İmamoğlu'nu projesizlikle eleştirdi. Depremle ilgili o endişeyi bundan sonra giderebilecek imkanımız yok. Bu son viraj. Bu köprüden son çıkış. Bu şehrin turizm planı yok. Değerli arkadaşlar, bakın turizmcilerimiz var burada. Yani şehir o kadar sahipsiz ki. Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul için çalışmamakla suçladı. Seçim gecesini işaret etti. İstanbul'u sevmek öyle kalp işaretiyle olmuyor, kusura bakma. İstanbul için çalışacaksın. Burası Sultan Fatih'in emaneti. Sen bu emanete sahip çıkacaksın. Ya çıkacaksın ya da 31 Mart akşamı Saracane'yi terk edeceksin. Söylemleri ve ifadeleri cevap verilecek yani seviyede değil. Üzülerek söylüyorum. Çok acemice cümleler, hani bir polemik yaratmak istiyor belki ama onda bile başarı elde edemiyor. Birçok konuda başarı elde edemediği gibi geçmiş dönemde yaptığı icraatlerde. Cevap versem bir türlü, vermesem bir türlü, kendi haline bırakıyorum. Allah yardımcısı olsun.